Ülkemizin ulaşım alanında en prestijli projelerinden biri olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, Türkiye'nin her bölgesinde bütünsel kalkınmayı adil bir şekilde sağlamak için mücadele verdiklerini söyledi. Türkiye'nin doğusu ve batısında, kuzeyinde ve güneyinde bütünsel kalkınmayı adil bir şekilde sağlamak, 2002 yılı öncesinden kalan ihmal edilmiş hiçbir iş bırakmamak için hummalı bir çalışma içerisindeyiz. Biz hem köydeyiz hem kentteyiz. Geçit vermez denen dağlarda tünellerimizle, nehirlerimizin üzerinde köprülerimizle, denizlerde limanlarımızla, göklerde uydularımızla biz varız. Bizler milletimizin hizmetinde her noktadayız. Kuzey Marmara Otoyolu 7. kesim Habibler Hastal Şantiyesi'nde incelemelerde bulunan Kara İsmailoğlu açıklamasında Türkiye'nin salgın koşullarına rağmen büyümesini devam ettiren bir ülke olduğunu dile getirdi. Bildiğiniz gibi Türkiye 19 yıldır ülkemizi dünya ile hem sosyal hem de ekonomik açıdan bağlayan ulaştırma ve haberleşme yatırımlarına olağanüstü hız vermiştir. Bugün Türkiye'nin salgın hastalık koşullarına ve dünyanın en büyük ekonomilerinin girdiği durağanlığa rağmen büyümesini devam ettiren bir ülke olması işte bu akılcı, planlı ve kararlı yatırımların bir sonucudur. Bakanlığımız insan, yük ve data ulaştırmada mükemmel ve eksiksiz bir ekosistem oluşturarak ulaştırma ve haberleşme sistemimizin gelişimi için adımlarımızı planlı bir şekilde atıyoruz. Ulaşım ve haberleşmede yaptığımız her yatırım ülkemizin ekonomisini canlandırıyor, büyümeyi sürdürülebilir kılıyor ve istihdam olanaklarını artırıyor. Her haneye refahın ulaşması, gençlerimizin gelecek kaygılarının giderilmesinde yaptığımız yatırımların önemi çok büyük. İşte bu yüzden insanımızın ve ülkemizin menfaatleri gereği yeri geliyor devletimizin imkanlarıyla, yeri geliyor kamu özel işbirliğiyle projeleri ülkemizin tüm eksiklerini yüksek nitelikli projelerle tamamlıyoruz. Nihai resimde ortaya çıkacak ulaştırma ekosistemi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacak Türkiye'nin altyapısıdır.